Efendim birinci sırada Samsun. Maalesef çirkin çirkinliğin de ötesinde aciz bir olay var. Bu olayın dolayları da tartışılıyor şu an. Yani bu olayın üzerine olan olaylar falan da tartışılıyor artık. Samsun'da biliyorsunuz bir Atatürk anıtı var. Baya büyük. Sembol anıtlardan bir tanesi. Samsun'da. Bir iki tane dangalak oraya çıkıyorlar. ip bağlayıp işte o ipi çekip, sözde onu Atatürk anıtını yakma, yıkmaya pardon çalışıyorlar. Yani öyle bir korku ki bu, fikirlerinden korkarlar. Fikirlerini geçtim. Yani temsili oradaki bir anıttan korkarlar. Bir de ona zarar vererek, onun hatırasına da zarar verebileceklerini düşünürler. Böyle bir acizlik, böyle bir korku işte. Tabii ki buna da insanlar doğal olarak tepki gösteriyorlar. Hatta şöyle varsa görüntüleri onları da göstereyim. Tamsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı öğrenildi. Polis heykele saldırıyı yapan kişi ya da kişileri bulmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı iyi yapmış. Yani Ekrem Mamoğlu'nun nereye gittiğini görebilen mobeseler kameralar bu olayı yapanları da görüp anında müdahale edebiliyordur diye tahmin ediyorum. <laughs> Ceza almışlar mı? Daha yeni sorguya alınmışlar. İki kişi gözaltına alınmış, yakalanmış. Ee, sorgularına başlanmış. <laughs> bu şeye ağlıyorlar ya bir de şimdi bu bu tarz insanlar işte. Hü neden Atatürk'ün hatırasını koruma kanunu var, cartçu falan diye. Mesela o kanun da bu dangalaklar yüzünden çıkartılmış. Hani şimdi buna hiçbir şey diyemiyoruz falan diye ki alakası yok amara koyayım. Yani kimse sen bir şeyi eleştirdin diye gelip sana hadi bakalım falan yapmıyor. Hakaret etmen, küçük düşürmen ya da böyle aptallıklar yapman. Ee, o kanun da bu gibi salakların yaptıklarından sonra çıkmıştı. <laughs> Halat bağlayıp yıkmak istediler. Şöyle gördüğünüz gibi ayağına bir buraya tırmanıyor. İşi gücü yok çünkü. alatı bağlıyor. Bunu da bir ağaç şeye araca bağlayıp araçla çekerek <laughs> heykeli yıkacak. Ona bile güçleri yetmemiş. Lan heykeli yıkamıyorsunuz. Fikirlerini mi yıkacaksınız? 12. <laughs> Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de diyor ki bu saldırı Samsun halkının onuruna yapılmıştır. Burada milli mücadele şehrinde böyle bir şeyin olmasına izin vermeyiz. Gerekirse çadır kurup burada yatarız demiş. Şimdi insanlar da Doğal oraya gidiyorlar. Buna tepki gösteriyorlar. Orada toplanıyorlar. Buraya bakalım ona da geçeceğiz. Samsun Spor bir paylaşım yapmış. Konuyla alakalı. Yayın donuyor. Donmuyor abi senin problemin nedir? Olsa herkes de donardı. Orada Samsun Muharrem İnce konuyla alakalı bir paylaşım yapmış. Kurtuluş Savaşımızın önderine bu toprakların en büyük devrimcisine gösterdiğimiz vefanın anıtıdır. Çekin kirli ellerinizi. Gör, onun anıtı için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir asırdır içlerine dert oldu. Kimse endişe etmesin çünkü memleketin insan, insanları, memleketin evlatları var. şekilde vatandaşlar da oraya gidip... ...toplanıp e, tepki göstermişler. Kemalist de <laughs> Yok abi. <laughs> An itibariyle Kemalist diktat... ...ilan edilmiştir. Neyzen Tevfik diyor ki... ...geldikleri gibi gitmediler. Kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı. Yoksa bu kadar şerefsizin ...bizden olmasın değil. Öyle mi diyor? Bunun üzerine... ...şimdi şu anda tartışılan... ...bir mevzu daha var. E, bunun üzerine... İnsanlar da orada işte slogan atıyorlar, eylem yapıyorlar, toplanıyorlar, tepkilerini dile getiriyorlar vesaire vesaire. Böyle de bir görüntü paylaşılıyor ve bu görüntü gariptir ki tartışılıyor. Neden gariptir mi? ben birazdan kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Farklı fikir olan varsa o, arka, o agaları da dinleriz. Şöyle bakalım. Böyle bir görüntü. Tekrar göster. Valla bize bu sene kura çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Bunun üzerine tabii ki bir tartışma başlıyor. İşte vay siz Atatürk'e tapıyor musunuz? Vay işte putperestler. Vay hayır tapmıyorlar. Amaçları şu, şudur, budur vesaire bla bla. Şimdi dediğim gibi sizin fikirlerinizi de tabii ki yazabilirsiniz. Bakarız burada zaten bir sürü fikir var. Yazıyorlar, ediyorlar. Hatta dur şuradan bir de 40 saniyeliğini izledim. Ah, 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 ah. Bila bila. Şimdi benim gördüğüme, benim düşündüğüme göre burada herhangi bir tapınma vesaire cartürt bir şey yok. Yani bunu daha önce çocukların yaptığı bir koreografinin fotoğrafını paylaşarak da aa bak secde ettiriyorlar çocukları falan diye yapmaya çalıştılar. <gülüyor> burada <gülüyor> park içerisinde ben sadece bir eylem görüyorum. E ama etrafında dönüyorlar. E kutu kutu pens oynarken de dönüyorsun abi. Etrafında döndüğün her şeyin her şeye tapınıyor musun anasını satayım? Ya bu adamlar çıkıp ay benim tanrım Atatürk ben Atatürk'e tapıyorum vesaire yapmıyorlar. Burada kendilerince olan olaya bence bir tepki gösteriyorlar. Ki oradakilere de sorsak muhtemelen aynı şeyleri alacağız tepkileri. Ki benzer bir olay bu Avustralya'da sanırım bir camiye saldırı olmuştu hatırlıyor musunuz? Bir tane dangalak silahla girip taramıştı milleti falan. Orada da yapılmış mesela. Ve Hristiyanlar falan da yapmış yani sadece Müslümanlar değil. Yani zarar gören bir yapı işte koruma çemberi mi ne öyle bir şey diyorlar. şimdi tam adını araştırıp bakabilirsiniz. Ee, bu gibi şeylerde de yapılmış. Bugün bir arkadaş bununla alakalı bir yazı yazmış orada okudum. Ee, yani burada Atatürk'ün Anıt'ı saldırıya uğradığı için böyle bir şey yapılmış. Bununla ilgili ben de tweet attım. Altına bazı agalar geldi. İstediğime taparım lan sana ne diyeceğim. <laughs> ben de eyvallah dedim yani. Ha şunu söyleyeyim. Bence dediğim gibi tekrar söylüyorum. Burada kesinlikle bir tapınma söz konusu değil. Bir çarpıtmadır bana kalırsa. Hani aa bak tapıyorlar putperestler şunlar bunlar falan. Ya Fatih Tezcan paylaşıyor böyle şeyleri. Gidip bakabilirsiniz. Meraklısıysanız. Ee, bazı agalar da gelip altına ben tapıyorum falan yazmış. Yani eyvallah ben muza inanan adama da saygı duyarım. Ama Atatürk'ü Atatürk'e tapınmak Atatürk'ü anlamamaktandır diye de düşünüyorum. Yani çünkü Atatürk'ün hayatını, hatıralarını, yaptıklarını okuyup fikirlerini anlayabildiğimiz kadar anladığımızda Atatürk'ün "A bana tapının aga" falan gibi bir fikrinin olmadığını, hatta böyle şeylere karşı olduğunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz. diye düşünüyorum. Ha, eğer diyorsanız yok ben tapacağım tabii şey inanmıyoruz ama saygı duyarız arkadaşlar. <laughs> Özgürlük falan. 3-5 Twitter ergeninden çıkma bu tapma meselesi arka. Kimsenin taptığı yoktur. Valla benim gördüğüm daha çok böyle aykırı agalar ve şeyciler radikal dinciler tarafından e böyle aa bakın tapıyorlar bunlar putperestler bilmem ne bla 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 falan diyerekten böyle paylaşımlar yapılmış. Siz de girip görebilirsin. Bu çok seviyorum. <laughs> Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi ben burada slogan atılmış, tepki gösterilmiş bir eylemden başka hiçbir şey görmüyorum. Kardeşim her çember olarak dönmek tavaf anlamına mı geliyor? Olayı çarpıtmayın. Ha bir de evet öyle bir şey var. Biz tavaf yapıyoruz bak siz de yapıyorsunuz gibi. Kendi inancına göre yorumlama mevzusu. Tavaf neden onu anlamadım Fars. <laughs> Güzel, heybetli, görkemli. Yani bence bir de eğer bu olay illaki konuşulacaksa ya şundan ziyade ulan bu nefret Konuşulmalı, bu yapılan olay konuşulmalı diye düşünüyorum ben. <laughs> Benzinin toplarını yalayanlar söylüyor. Allah kim söylüyor? Artık gidip kendiniz görebilirsiniz dediğim gibi abi. Ama benim kafamın içi hali hazırda zaten bu şekilde. Ee, Mustafa Yani benim kafanın içi diyorlar ya. Mustafa Mustafa Adam şokta muhtemelen oğlum. Orada her şeyi söyleyebilir. 6. dubleden sonra ben Valilik konuyla alakalı açıklama yapmış. İki e, iki kişi gözaltına alındı. E, hem gereken işlemler yapılıyor hem de valiliğimiz de bu konuyu da, bu konuyu takip edecektir diyerekten oradan da bir resmi açıklama gelmiş. Böyle şeylerin <laughs> bir daha yaşanmaması üzerine inşallah. Dün askerlerimizi şehit eden vatan hainleri bugün de Türkiye Cumhuriyeti de ya oğlum dün yani Neyse okuruz birazdan bakarız. Göstereceğim size onu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına saldırdı. Samsun'da kimliği belirsiz kişiler Atatürk'ün anıtına alat bağlayıp araçta çekerek yıkmaya çalıştı. Bila bila bila. Ey korku sen nelere kadirsin.